Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Harikalar diyarına bugün bizim Gurkumuzun yanına gideceğiz yine. Bu ara çok fazla Gurk videosu çektiğimin farkındayım. Ama her şeyi sırasıyla göstermek istiyorum. Olan biten her şeyden haberdar olun istiyorum. Ve Harikalar diyarında neler olup bittiğini hepiniz bilin istiyorum. O yüzden arka tarafta bizim sultan tavuğumuz vardı. Biliyorsunuz cici çıkartmıştı, demiştik ki bir bakamayabilir cicilerini. Altından almamız gerekebilir demiştik. Ama altından almamız gerekmedi. Şimdi gidelim görün. Gerçekten çok güzel bir şekilde bakıyor. Çok da iyi bir anne oldu arkadaşlar. Burada bakın tatlı tatlı bakıyor cicilerine. Gayet de güzel. Bak. Hiç bu kadar beklemedik ama iyi anne oldu. Yani sultandan beklenmedik hareketleri gördüm arkadaşlar. Umarım böyle de devam ederse cicileri çok hızlı bir şekilde büyüteceğine inanıyorum ben. Annem benim diyelim. Evet. 4 tane de sultanı var en azından. Kendisi çok güzel bakıyor cicilerine. Gözlerin etrafını kesin demiştiniz. Kestik. Siz ne dediyseniz onların hepsini yaptık. Artık cicilerine daha iyi bakması için güzel bir ortam da oluşturduk. Böylece ne oldu arkadaşlar? Tabii ki sultan annemiz sultan cücükleriyle birlikte hızlı bir şekilde burada artık uzun süre duracaklar. En azından 3-4 haftalık olana dek. Cücülerimizin hepsinin sultan olması da zaten bizi çok mutlu ediyor. Çünkü sultan tavuklarımızla yaşadığımız bazı problemler sebebiyle kaybettik. Yeni alttan gelen bir nesle de ihtiyacımız vardı. Hatta sultan yumurtası olarak Tokyo'nun altına da sultan yumurtası doldurduk. Aynen öyle, kümesimizde sultan ırkının silinmesini istemiyoruz arkadaşlar. Maalesef sizlerle paylaşmadığımız bazı konular olabiliyor. Sultan kafesimizde gerçekten büyük problemler yaşadığımız için bu sultan cihazımızın böyle gurk olup cici çıkartması bizi çok mutlu etti. Umarım böyle devam eder. Sultan kadar tatlı civcivi olan var mı acaba? Habeş civcivlerine de çok bayılıyorum. Bakın Habeşlerin, rahibe fizanların ve sultanların civcivleri muhteşem oluyorlar. Bunların hepsinin böyle kafasındaki kumkumda var ya, onlara bir şirinlik katır. Çok şirin oluyorlar. Bak böyle şirinliklere bak sen. Tamam, daha fazla uğraşmayacağım çünkü dışarı çıkmam gerek. Arkadaşlar burada ne kadar çok uğraşırsanız burkla strese girer, civciler de strese girerse büyük sorun yaşayabiliriz. O nedenden dolayı biraz dikkat etmemiz lazım. Kümesimizdeki diğer annemizin yanına da gidelim. Ona da bir bakın. Burada da sultanlarımız var. Burada da 3 tane sultanım var. Bunlar da bayağı bir büyüdü zaten. Hızlı bir şekilde de büyümeye devam ediyor. Dışarı çıkmak istiyor annem. Ama öyle kolay değil dışarı çıkmak kızım. Kusura bakma. Arkada bir porselen igonin cücüğümüz var. Ayam Cemal'i var. 2 tane 3 tane de sultanımız var. He kızım, dışarı mı çıkmak istiyorsun sen? Ama ben seni dışarı çıkartamam ki. Hele biraz daha buradasınız. Gidip suyu kapatmalıyım. Muhtemelen taştı. Vallahi taşmış mı? Korkuyorum yatıyor abi. Yat Tokyo yat. Suyu çıkartayım arkadaşlar. Taştı mı acaba? Taşmamış. Halen daha doluyor. İyi tamam. Birazcık daha dolu versin. Biz şimdi sultanımız için farklı bir yer düşünmedik. Öncelerde bir alalım dedik yavruların altından ki belki öldürür, bakamaz. Gerçekten de bayağı bir korktuk ama bakabiliyormuş arkadaşlar, onu gördüm. Şunu alacağım. Burada rahat edemeyeceğim. Şurada böyle biraz dursun. Şimdi gelsin taze taze su içsinler. Depomuzu kapadık. Suyumuz açık çocuklar, gelin için. Tavuklar böyle taze su kaynağında su içmeyi çok sever arkadaşlar. Kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. Bakın benim tavşan neyim var? Çok tatlı değil mi? Ben sizi canınızı yerim. Sultanlarımız için önerileriniz varsa alabilirim ama biz gerçi bütün önerilerinizi yaptık arkadaşlar. O yüzden artık sapasağlam cici bakabiliyor bizim sultan.
keyfi de yerinde. Biz yaklaşınca hemen cicilerini alıp kaçıyor ama bundan sonra kaçmamayı da öğreteceğiz. Öğretmek zorundayız sana. Seramalar. Seramaların bayağı bir büyümüş ha. Annem bayağı bir büyütü seramaları. Helal olsun dayı oğlu. Helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Burada yapabileceği en güzel anneliği yaptı. Zaten serama ırkı küçük bir ırk. Cicivler de çok güzel bir şekilde büyüttü ya. Hiçbir tane de kayıp vermedi. İki tane civciv vardı, ikisini de yetişkin yaptı. Ya bu saatten sonra da kolay kolay zaten hasta olmazlar. Değil mi bizim hindi horozum? Ha? Hindi kırması horozum değil mi? Evet, Kübrakerler bizim sürünün fedaileri biliyorsunuz arkadaşlar. Aslında fedainin bir anlamı var. Neden feda diyorum? Çünkü sürüde huzursuzluk çıkardan, huzursuzluk oluşturan tek ırk Kübrakerler bizde. Kübrakerler maalesef sürüdeki diğer üyeleri bazen rahatsız edebiliyor. Kapı paça her yerde geziyorlar. Bak bak. Mesela bu. Gogo bur. Gogo'yu rahatsız etmek istiyor bak. Gördünüz mü? Gelir, Gogo'yu korkuttu, gitti. Hah. Bu kadar. Ondan sonra arka tarafta bir tane daha gelir. Ya bunların hepsi planlı projeyle yapılan şeyler. Kümes hayvancılığı yapıyorsanız sürünüzde gerçekten de kafasında problem olan dengesiz hayvanlar olabilir arkadaşlar. Bu dengesiz hayvanların önüne geçemezsiniz. Bunlar için de güzel bir hiyerarşi oluşturmanız lazım. Bu yapacak başka bir şey yok çünkü. Hayvanlarınızı iyi izlerseniz güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. İzleyin kim kime bulaşıyor, kimle ne yapıyor ve duruma göre kendinizi tedbir alabilirsiniz. En sonki surdaki hayvanlarımızı karıştırmıştık ya dışarı. Onlar bayağı fazla hızlı bir şekilde alıştılar dışarıya. Bu kadar hızlı alışacaklarını tahmin etmiyordum. Genelde içeride bir hafta takılmalar lazımken dışarı bizim olana birlikte seyahate çıkabiliyorlar. Şurada gördüğünüz hepsi onlar aslında. Güzel güzel keyiflenince hallediyorlar. Şurada bir tane de asilimiz var. Bu da onlarla birlikte büyüdü. Ama genel olarak bizim oğlan bunları kandırmış gibime geliyor arkadaşlar. Yoksa kolay kolay dışarı çıkacaklarını zannetmiyordum. Çünkü ortama uyum sağlamaları bir tavukların, bir tavuğun, bir hayvanın en az 7 gün falan alması lazım. Bunlar da daha küçücük hayvanlar ve daha dışarı çıkarak 3-5 gün olmadı. Ama olsun. Şu beyazlara hastayım abi. Bir tane tavuğumuz, ikisi de tavuk. Şu tavuk da. Şu beyazlar çok güzel. Şu da ballının yavrusu. Bakın büyüdü. Ballıyı hatırlayanlar varsa bakın aynısı ballının. Görüyor musunuz? Baliko. Ha? Ballının uşağı. Uşağım ne yapıyorsun? Asillere takmış durumdayım. Herkes aynısını söylüyor. Abi asillere bir kafes, asillerle bir ortam oluştur. Arkadaşlar bakın bir tane tavuğum var zaten. Asil. Burada bir iki tane de horozumuz var. Onlardan bir tanesini belki alıp kafes oluşturabilirim ama genel olarak ben asilleri sevmiyorum. YouTube da sevmez. Maalesef. Yani YouTube'da video çekmesi de zor hayvanlar bunlar. Bunlar sıkıntılı hayvanlar. Sadece video böyle şey yapmak bile bazen sorun çıkartabiliyor. O yüzden hayvan sevginizle kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz her zaman. Hoşça kalın. Bay bay.